Libya'daki anlaşmamıza, Akdeniz'deki varlığımıza, Ege Denizi'ndeki egemenlik haklarımıza karşı çıkan Yunanistan'la Mısır bir anlaşma yaptı. Evet. Deniz Yetki Alanları Anlaşması. Tabii bunların meclisten de geçmesi gerekiyor. Yunanistan meclisinden daha geçmedi ama öncesinde Mısır parlamentosu dün geçirdi bunu, kabul etti. Yani şimdi Mısır'a ne oluyor? Sen daha Yunanistan'ın planını Yunanistan'dan önce meclisine sunup geçiştiriyorsun bunu. Şimdi Mısır'a ne oluyor derken zaten bu anlaşma Mısır'ın zararına bir anlaşma. Yani normal şartlarda Mısır 5 kazanacaksa burada 1 kazanıyor. 4 zararda. Evet. Aslında çıkarlarına aykırı. Ama bunu Sisi de biliyor. Mısır yönetimi biliyor. Sisi'nin altındakiler de biliyor. Sisi diyor ki olsun kaybedeyim yani. Hiç önemli değil. Yeter ki Türkiye zarar görsün. Evet, yeter ki Türkiye zarar görsün. Ya yapma etme, bak burada kazanan tamamen Yunanistan. Sen zırnık alamıyorsun. Bitiksin. Olsun diyor. Ben istemiyorum bir şey diyor. Ben toprak da istemiyorum, doğal gaz da istemiyorum, petrol de istemiyorum, deniz de istemiyorum, gemi de istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Yeter ki Türkiye kaybetsin. Aslında Türkiye kaybetsin programına odaklanmış. O şekilde programlanmış. Patronları ona diyor ki sen boş ver ne kazanacağını, ne kaybedeceğini. Sen buna imzayı at. Sen zaten kazanıyorsun. Kalacaksın başta. Biz kuklaydı kuklacılara bakalım tabii. Burada evet. Sonuçta ki biliyorsunuz Mursi döneminde de Türkiye bir MEP anlaşması planı vardı. Yani hem Libya'da hem Mısır'da Türkiye tabii. Ve Lübnan'da linç edildi. Mursi darbeyle indirildi. Zindana atıldı ve orada da şehit edildi. Lübnan'da da patlama gerçekleşti. Evet. Lübnan'da da bizim aynı şekilde MEP anlaşması vardı, şeyimiz vardı. Dolayısıyla burada Türkiye'nin hiçbir şekilde bir bölgesel entegrasyon hamlelerine izin vermeyecek şekilde bir müdahale görüyoruz. O zaman şimdi ve cebren görüyoruz. O zaman şimdi şuna gelelim. Diyorlar ki ya diplomasi diplomasi. Habire Mısır'la uzlaşın diyorlar. Ya Mısır nesiyle uzlaşacaksın? Yani Mısır'la uzlaşmak tabii ki çok güzel bir şey olur. Tabii ki şahane bir şey olur. Ama uzlaşmak ama ne demektir? Anlayışıyla yani biz ikimiz seninle uzlaşırsak ne yapmamız gerekir? Şu ortada buluşuruz. Ben değil bir mi? Şey vereceğim. Siz bir şey koyacaksınız ortaya ve orta yol bulunacak. Bir şimdi Mısır'la uzlaşmak. Yani Türkiye bir şey verecek, Mısır bir şey verecek. Öyle olur değil mi? Normal. Ama Mısır diyor ki yani Türkiye ben bir şey veremem. Çünkü benim patronlarım müsaade etmiyor. O yüzden nasıl olur Mısır'la uzlaşmak? Bizim de başımızda bir tane Sisi olursa o zaman Mısır'la anlaşabiliriz. Başka türlü anlaşamayız. O zaman habire ne diye bize Mısır'la uzlaşın diyorsunuz? Türkiye zaten diplomasiyi burada, bu coğrafyada, belki de dünyada Türkiye'den daha fazla kullanan ülke yok. Yani bak kesinlikle yok. Bak bunun altını da dolduralım. Kesinlikle. Libya'daki Ulusal Mutabakat Yönetimi ile 27 Kasım 2019'da yaptığımız Deniz Yetki Alanları Anlaşması başlı başına bir diplomasi zaferidir. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümeti buluyoruz, ediyoruz ve onları ikna ediyoruz. Onlarla ortak çalışıyoruz. Tehdit ve saldırı altındalar. Onları orada ikna edebiliyor diplomasi masasında ve bir anlaşma imzalıyoruz. O anlaşmayı alıp Birleşmiş Milletler'e götürüyoruz, kayıt ettiriyoruz. O anlaşmanın arkasından Rusya diyor ki Hafter'le bir ateşkes yapalım. Tamam diyoruz. Diplomasi çalışsın. Moskova'ya gidiyoruz. Masadan kaçıyor. Arkasından Merkel diyor ki bir masada Berlin'de kuralım diyor. İyi tamam diyoruz. Hadi oraya da gidelim. Oradan da kaçıyor gidiyor. Sonrasında ne yapıyoruz? Bakıyoruz ki yani burada herkes bize cephe oluyor. Ama cephe almayacak bir yerleri buluyoruz. Mesela şu salgını diplomasi noktasında çok iyi kullandı Türkiye. İlk gittiği yer İtalya oldu. İtalya'yı yapayalnız bıraktılar. Sonra ne oldu? İtalya dedi ki ben Ulusal Mutabakat Yönetimi'ni tanıyorum. Evet. Türkiye'nin tezlerini kabul etti. Malta Dışişleri Bakanı. Daha sonra Malta. Evet. Ve orada Tunus, Cezayir. İkisi de Fransa'nın dediğinden çıkmayacak ülkeler normalde. Ama ne oldu? 27 Kasım'da Libya ile anlaşmayı yaptıktan sonra Aralık'ın ilk haftası Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bir baktık ki o Fransa'nın sözünden çıkmayacak olan Tunus, Trablus yönetimini tanıdı. Fransa'ya rağmen tanıdı. Aynı şekilde Cezayir de öyle. Bak aynı şekilde Cezayir de öyle. Evet gerçekten sürprizdi. Ve gerçekten bunlar Türkiye'nin diplomatik başarıları olarak kayıtlara ama geçti. Karşı taraf ne yaptı? Türkiye'ye karşı bir cephe açtırmaya çalıştı. Savaş cephesi açtırmaya çalıştılar aslında. Ki şimdi son olarak zaten Türkiye, burada baktığımız zaman Libya, Ulusal Mutabakat Yönetimi, Malta, İtalya, Tunus, Cezayir. Tamamen bölgenin ülkeleri bunlar. Libya zaten işin içerisinde. Tunus, Cezayir, Libya'nın sınır komşuları. Öte taraftan hemen kuzeyinde Malta ile İtalya, Libya ile deniz sınırları olan ülkeler. Biz bunların hepsinden bir cephe oluşturabiliyoruz orada. Bunların hepsini masaya alıp, işte aynı şekilde Arnavutluk var mesela yine orada Adriyatik'te. Yine Yunanistan'la komşu. Arnavutluk'la da biz yine buradaki tezlerimizi kabul ettiriyoruz. Yani bölgedeki ülkeler aslında bölgenin gerçek hak sahipleri olan ülkelerle biz aynı masada buluşabiliyoruz ve tezlerimizi onlara kabul ettirebiliyoruz. Kimlere kabul etmiyor bizim tezlerimizi? Yunanistan. Çünkü çıkarları ters. Fransa. Çıkarları tamamen ters. İşte Rusya. Tamamen ters. İşte az önce haritayı gösterdik. Büyük Tartus işte. Ve Laskiye örneğin çok önemli.
Onlar orada 10 yıldır onun mücadelesini veriyorlar Tartus ve Himim için. Bak, İmparatorluk stratejisi zaten. Biz Rusların Suriye'deki Tartus ve Himeymim haritasının benzerini Libya'da kurduk şu an Vatiye ile ve Misrata ile. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.